Serpil Çevikcan, Trump görüşmesi nasıl geçti? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Amerika ziyareti kritik bir döneme denk geldi. Irak bölgesel yönetiminin referandum kararında ısrarcı olması, güney sınırımızdaki gelişmeler, Amerika'nın FETÖ Rıza Sarraf Cumhurbaşkanlığı korumaları dosyalarındaki tutumu Erdoğan'ın Amerikan Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmenin önemini artırdı. Erdoğan'ın Amerika ziyareti ve Trump'la görüşmesinin Türkiye'nin bu dosyalardaki kararlılığını aktarması açısından oldukça verimli geçtiği belirtiliyor. Trump görüşmesinde ana gündem maddelerinden biri Kuzey Irak referandumuydu. Dün Ankara kulislerinde yakın zamana kadar referandumun ertelenmesi tezini işleyen ve zamanlamasına uygun bulmayan Amerikan yönetiminin Türkiye'nin tezlerini desteklediği, bu desteğinde Erdoğan-Trump görüşmesinde ilk ağızdan dile getirildiği konuşuldu. Trump'ın Ankara'nın kaygılarını anladığını açık şekilde söylediği, Erdoğan'ın bu konuda görüşmeden memnun ayrıldığı ifade edildi. Trump görüşmesinde önemli konulardan biri de Amerika'nın PYD-YPG'ye verdiği sınırsız destekti. Yansıyan bilgilere göre Erdoğan, Amerika'nın YPG'ye verdiği silahların PKK tarafından kullanıldığına yönelik tespitleri dillendirerek... YPG'ye tırlar dolusu silah verilmesi politikasının yanlışlığını bir kez daha vurguladı. Trump'ın Türkiye'nin bu tespit ve eleştirilerine karşı yeni bir görüş ortaya koymadığı belirtiliyor. Bir ayağında Amerika yargısının olduğu diğer gündem maddeleri de Erdoğan-Trump görüşmesinin önemli başlıklarındandı. Erdoğan, Amerika'daki Rıza Sarraf davasının ve dosyaya eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan'ın da dahil edilmesinin hukuki değil siyasi olduğunu kuvvetli ifadelerle tekrarladı. Bir önceki ziyaretinde eylemcilere müdahale eden korumalar hakkında yürütülen yargı sürecini korumalarına silah verilmemesi kararını gündeme getiren Erdoğan, Amerika'nın bu tutumunun yanlışlığını da ifade etti. Fethullah Gülen'in ve FETÖ yandaşlarının iadesiyle ilgili gönderilen koli koli evraka rağmen hiçbir aşama kaydedilmemesi Erdoğan'ın bir diğer eleştiri konusuydu. Erdoğan'ı dikkatle dinleyen Trump'ın ise Türkiye'de tutuklu bulunan papaz Andrew Brunson'ın durumunu gündeme getirdiği ifade edildi. Görüşmenin ilginç bir diğer yanı Trump'ın Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 savunma sistemi konusunda bir eleştiri yöneltmemiş olması. Erdoğan Türkiye'nin bu temel konulardaki kararlılığını en üst düzeyde yeniden vurgulayarak Ankara'ya döndü. Dün yapılan MGK ve Bakanlar Kurulu toplantılarında Kuzey Irak referandumunun sonuçlarının Türkiye için bir ulusal güvenlik sorunu olacağı hem konunun muhataplarına hem dünya kamuoyuna ilan edildi. Bugün meclis Irak ve Suriye tezkeresini görüşmek üzere toplanıyor. Tezkere konusunda siyasi partilerin büyük çoğunluğu konsensüs halinde. Erdoğan bu hafta Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşecek. 4 Ekim'de de İran'a gidecek. Türkiye bir beka sorunu olarak gördüğü güney sınırındaki gelişmelere karşı siyasi, diplomatik, askeri ve ekonomik bütün adımları atmaya kararlı. Serpil Çevikcan, Milliyet